Dünya bugün Hollanda Lahey'de tarihi anlara tanıklık edecek. Uluslararası Adalet Divanı İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ara kararını açıklayacak. Mahkeme Gazze'de saldırıların acilen askıya alınması yönünde bir görüş bildirebilir. Bugün gözler Hollanda Lahey'de olacak. Soykırımcı İsrail için son söz söylenecek. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davası geçtiğimiz günlerde Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmüştü. Kanıt olarak Gazze'deki toplu mezar fotoğrafları gösterilmişti. Tel Aviv ise suçlamaları reddetmişti. Hükmün açıklanması ileri tarihe bırakılmıştı. Yani 26 Ocak. O gün geldi çattı. Divan heyeti kararını duyurmak üzere bugün toplanıyor. Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de saldırılarını acilen askıya almasını istiyor. Adalet Divanı'ndan da bu yönde Netanyahu'ya emir vermesini talep ediyor. Mahkeme, bugün acil durum tedbirlerinin alınıp alınmayacağı konusunda ara kararını açıklayacak. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 25 binden fazla insan öldürüldü. Değerli izleyenler, Güney Afrika'nın başvurusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in ne yapması isteniyor? Bunu konuşacağız. Bunun için divana 9 madde iletildi. O 9 maddeyi yönetmenim sıraladı. Maddelerin delilleri de sunuldu. Nedir o maddeler? Bakalım. Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, soykırım sözleşmesinin ikinci maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlanması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması, soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesi, verilen tedbirlerin uygulandığına ilişkin divana düzenli rapor sunulması, davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınması değerli izleyenler. 9 madde iletilen 9 madde işte böyle.